teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Tülay Hanım'la birlikteyiz. Nasılsınız? İyiyim. Çok iyiyim. Sağ olun. Nasıl nasılsınız? Buldunuz Serap Hanım? Çok iyi. Serap Hanım çok sağ başarılı. Olsun. Muhteşem bir başlangıç yaptı ama siz de söylemiştiniz. Serap evet. Hanım buraya oturduğunda biz sizinle göz kontağı açarsın dedik. Ne yapar? 9000 yapar mı dedim. Evet yapar, yapar dedim. Dediniz ve yaptı. Evet. Yarışmacıdan anlıyorsunuz. Maşallah. Yıllardır izleye eksik oldu. Artık. Demek ki o yıllardır izleme mesainiz buraya da fayda sağlayacak. İnşallah. Siz daha iyisini yapacaksınız efendim. İnşallah. Başlasın mı? Başlasın. Hadi başlasın. Dört harflidir, tek kelimedir. Cereyan. Bu sözcüğün Türkçe kökenli eş anlamlısı. Cereyan. Elektrikle ilgili. Bir taraftan da böyle hani şurayı açın da bir cereyan yapsın. Esmek, esinti. Esiyor değil mi? Rüzgar filan. Nedir o? Hava? Akım. Akım. 400 puan. Biraz süre kaybettiniz. Buyurun müsaade. Hiçbir şey değil. Buyurun yenisi efendim. Çok daha kolay. Harici bir cep biçimindeki kişisel temizlik gereci. Harici bir cep. Evet. Malum cep dahilidir. Pantolonun içindedir. Bu harici bir cep gibi. Kişisel temizlik için kullanıyoruz bunu. Kişisel mendil. Temizlik için kullanıyoruz. Tıpkı cebe benziyor. Nasıl ki elimizi cebimize sokarız. Bir harf alayım. Yapmayın yahu. Aldık bir harf. Kişisel temizlik. Kese. Nedir? Kese. Kesedir. 300 puan değerinde. Ben üstümüzde taşınan bir şey arıyorum ya. Cep deyince. Evet, işte harici yani, dememizin harici sebebi oydu. Neyse. Kalan geride kalsın. O geride uçtu kalan gitti. Geride kalsın. Hiç düşünmeyin ne olursunuz. Bir tanecik harf aldırdı zaten. Hali hazırda 7 tane harf alabilecek durumdasınız. Buyurun yeni soruya. El anlamındaki Farsça kökenli bir sözden türemiştir. Genellikle elde taşınabilen kulplu su kaplarının adı olarak kullanılır. Elde taşınan. Farsça kökenli o kelimeyi vermemizin sebebi belki yardımcı olur size diye düşündük. El anlamındaki Farsça kökenli kelime. Tutamaç gibi bir şey. Bilemedim. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Mesela abdest. O da el suyu demek. Ab su ya malum. El. Olmadı mı? Yok hayır. Bir tane daha alayım. Toprak. Tam yapılır bu su kapları genellikle. Testi. Nedir? Testidir. 300 puan. İkinci harfi alacağımız zaman bir nefes alalım önce olur mu? Tamam. Hadi gelsin bakalım. Bir şeye son şeklini vermeden önce yapılan deneme. Rötuş. Rötuş düzeltme. Bu deneme. Fransızca kökenli bir kelime yine tıpkı rötuş gibi. Bir şeye son şeklini vermeden önce yapılan deneme. Deneme. Bir gösteri de olabilir bu. Prova. Prova. 500 puan değerinde. 1500 oldu kasanız. Vay güzel oldu. Kısa yoldan şöyle bir soru sorduk size. Oldukça kısa fakat hedefe de yöneliyor. Buyurun Tülay Hanım. Karayolu bağlacı. Viyadük. Köprü. Bağlaç değildir onlar. Nasıl? Birkaç karayolunun bağlandığı nokta. Kavşak. Kavşak mı? Kavşak. Kavşak o. 2100. Bitsin artık cevaplar. Gelsin bitsin. Şöyle bir soru. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan. Karşı aykırı. Ters. Bana sormayın. Aykırı. Süre kaybediyorsunuz. Yapıştırın gitsin. Çok güzel. Yarısına geldik. Daha doğrusu siz bunu cevapladığınızda tam ortasında olacağız. Kolay da soru vallahi. Görelim. Görelim. Daha önceden bilinen, aşina olunan kişi. Biliyorum ama. Yolda bir nokta noktaya rastladım. Tanıdık. Kime? Tanıdık. Tanıdık birine. 700 puan daha. 3400. Şimdi bir grup hesap kitap yapalım. Yapalım. 1 dakika 48 saniyeniz var. 7 soruya cevap verdiniz. 7 soru da sizi bekliyor. Demek ki sürede... Eksiklik var biraz. Yani topu topu 12 saniye çok ciddiye alınacak bir şey mi? Hayır efendim. Biraz daha hızlı olursunuz o işi halledersiniz. Bence zaten sona doğru yaklaştığımızda daha motive olacaksınız. Kaç harf alabiliyorum? 5. Başladığımızdan daha iyi durumdayız. Ben onu anlatmak istiyorum zaten size. 14 soru vardı. Sadece 8 tane harf alabilirdiniz. Şimdi 7 tane soru var. 5 harf alabilecek durumdasınız. Bu iş olduğu gibi siz yeter ki motivasyonunuzu kaybetmeyin. Buyurun son 7 harfli cevabın sorusuna.
Mastarla bitiyor ve diyor ki ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, engel olmak. Lütfen önlemek. Basit düşünün. Önlemek 700 puan veriyor. Sesi tanımlayan söz demiştim. Bazı örnekler de vermiştim başlamadan önce. Buyursunlar, bahsi geçen soru. Titreme veya sallantıyla oluşan ses. Zangırtı. Zangır zangır sallandık. Öyle mi? Evet. Zangırtı. Oldu bu iş. 4900 gayet güzel. Biraz uzun ama rahatlıkla cevaplayacaksınız. Gelsin bakalım. 8 harfli cevapları bitirmek üzereyiz. Bir pazarlıkta malı belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. Dikkat, vermek değil. Malı belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. Anlaşmak. Bir de yani asıl anlamını değil de alt anlamını kullandık soruda. Kabul etmek, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. Alalım mı bir harf? Alalım. Aldık bir harf. Başka anlamları da olan bir kelime ki çok güzel B harfiyle bağlamak. Başlıyor. Bağlamak değil de pazarlığı 10 liraya bağladık kullanılır ama bu öyle değil. Önce 20 lira dedi, sonra 10 liraya... Bir harf daha alayım. Peki. Önce 20 lira istedi, sonra 10 liraya... Bırakmak. Bıraktı. Gayet güzel. Altın puan değerinde 4900'lü kasa 5500 yaptınız. 9300'de yapabilecek durumdasınız. Süren buyurun. Çok azaldı ama. Bir şey olmaz. 35 saniyemiz var. Soru başına 10 saniye düşmüyor ama hızlı hareket edeceğinizi düşünüyorum. Kaç sorun kalmıştı? 4. Hem bunlar kısa kısa sorular yani. Sondaki sorunuz biraz uzunca. O da iki farklı anlamı var. İkisi birden devrede o yüzden. Kaç harf alabiliyordum? 3. 4 sorumuz var. 3 harf alabiliriz. Bunlar da almayacaksınız zaten. İnşallah. Bakın hem kısa hem çok basit. Tertemiz 900 puan kazandıracak. Gelsin de görün. Demiryolu römorkörü ne olakıyor? Ne yapalım? Lokomotif. Durduralım. Lokomotif size 900 puan kazandırsın. Aynı hızı bekliyorum efendim. Hatta şuna önce basıp sonra cevap verseniz ne güzel olur. Buyurun gelsin bakalım. Kanıt ve savları içeren resmi belgenin ismi? Sav. Savla eş anlamlı bir kelime var mı? İddia. Çok güzel. Resmi belge? İddianame. İddianame. 16 saniye kala yine tertemiz bir cevap. 7300 puana çıkarttı kasasını Tülay Hanım. Unutmasın, 3 harf alabilir. 2 tanecik sorusu kaldı. Buyurun, 2 kelimeden oluşuyor. Bu bir deyimdir. Mastarla biter. Şöyle sorulur. Teklifsiz konuşmada boşa harcanmak. Fark ettiğiniz üzere harcanan şey için. Ziyan olmak. Gibi bir şey. Ama biraz teklifsiz olmalı. 6 saniye, 5 saniye alayım. Harf istediler ve durdurdular. Fena yerden gelmedi o G harfi. Mastarla bitiyor demiştim. Bir şey olmak mı? G harfi var orada. Güzel de yerden gelmek. Geldi. Gelmek mi artık bilmiyorum. Boşa geçmek. Boşa harcanmak. Biraz böyle metaforik, şimdi aslına bakarsanız bir avcılık terimiymiş bu. Zaman içerisinde kullanıla kullanıla genelleşmiş anlamı. Teklifsiz konuşma dediği argoyla dirsek temasında, boşa harcanmak. Tüh yahu, bir tane mermimiz vardı, o da boşa harcandı. Geçmek, gelme, heba... Bir harf daha ne güzel olurdu, güme gitmek. Galiba bu güzel performans için de... Söylenebilir mi? İzime gitti, evet. Vallahi 9000'in üzerine çıkardık. Ama çok cılız alkışlar. Belki ondan mı kaybediyor motivasyonunu Tülay Hanım? Canını sıkmayın efendim. Canını sıkmayın. Çok güzel yarıştınız. Son noktayı da koyalım hadi. Buyurun. Son soru. Hem cezalandırmaktan vazgeçmek hem de bir şeyi müsaadenizle karşılık beklemeden vermek. İki anlamda da kullanılır. Tek cezalandırmaktan kelime. Cezalandırmaktan vazgeçmek. Hem cezalandırmaktan vazgeçmek anlamına geliyor. Hem de bir şeyi karşılık beklemeden vermek anlamına geliyor. Karşılık beklemek. Al bu senin olsun. Bunu sana nokta hibe nokta. Etmek. Tek kelime. Seni cezalandıracaktım ama hadi cezalandırmayacağım. Affettim. Moraliniz bozuldu. Evet. Bunu harf almadan bilirdiniz siz. Biraz önceki motivasyonunuz olsaydı. Neymiş acaba? Bakalım.
Bağışlama. Bağışlamak. Canınız sağ olsun. Hanımefendiciğim, tanıştığıma çok mutlu ben de oldum. Ben çok memnun oldum. Bir üzüntüm, ne yazık ki hak ettiğiniz puanla bitiremediniz. Evet. Olsun. Bir daha denemek isterseniz kapımız her zaman açık size. İnşallah. Bir de büyük alkış.